Merhaba, ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. YouTube'un altına en fazla gelen sorulardan bir tanesi de ot adamı biz kabızlıktan doğal olarak nasıl kurtulabiliriz? Bu şekilde soru gerçekten çok yoğun. Ve bu anlamda birçok akademik makaleyi, araştırmayı ve bitkilerin fitokimyasallarını inceledim. Harika düzeyde, basit, özellikle bizi kabızlıktan kurtaracak hemen formülü vermek istiyorum. Şöyle bir olay var. Biz kabız neden oluyoruz? Bilimsel kayıtlara baktığım zaman ki not aldım. Günümüzde çok endüstriyel gıda tüketiyoruz. Lifli gıda alımımız son derece zayıf. Lifli gıdalara atlıyoruz. Bu bizim kabızlığımızı tetikliyor. İkinci düzeyde özellikle çok az su içer olduk. Bu da bizim kabızlığı tetikliyor. Daha az hareket etmemiz. Bu da bizim bağırsaklarımızın çalışmasını yavaşlatıyor. Ve hormonsal değişim, özellikle hamileler ve aylık kadınlarımızın rutin dönemsel adetleri de yine bizim özellikle kadınlarımızın kabızı olmasına neden oluyor. Ve ilaç kullanımı, özellikle bazılarımızın kullandığı ilaçlar kabızlığa neden oluyor. Stres ve hemoroid de bizim kabız olmamıza tetikliyor. Hemen hızlıca devam ediyorum. Çözüm olarak çok basit çözümler öneriyorum. Birinci çözümümüz özellikle keten tohumu. Bir yemek kaşığı keten tohumunu suyun içine öğütülmüş olarak koyuyoruz. 2 saat bekliyoruz. Keten tohumla ilgili suyu birlikte içtiğimiz zaman bizim kabızlığımızı ciddi oranda azaltmaktadır. Sabah 1 kaşık, akşam 1 kaşık. Kabızlığa ikinci çözüm son derece ilginç. Turpu rendeliyoruz salatada. Salataya yoğunluk olarak turp koyduğumuz zaman ya da özellikle turpun suyunu sıkıp içtiğimiz zaman turp da bizim yine hem bağırsaklarımızdaki mantarları hem mikropları, virüsleri kaldırıp özellikle onları vücudumuzdan uzaklaştırır ve kabızlığımızı çözüyor. Üçüncü düzeyde kabızlığı çözecek en güzel yöntemlerden bir tanesi de 3 kaşık natürel sızma zeytinyağını aldığımız zaman direkt hiçbir katkı koymadan içtiğimiz zaman bağırsaklarımızı yumuşatıyor. Bu da yine bizim kabızlığımızı büyük oranda çözüyor. Dördüncü unsur kuru incir. 3 tane kuru inciri kıyıyoruz. Özellikle kabızlık yaşayan kişiler düzenli olarak kuru inciri yediği zaman yine kabızlığını çözüyor. Kabızlığı bir tık daha ileri ise bu durumda özellikle küçük küçük doğradığı incirleri bir zeytinyağının içine koyuyor. Sabah uyandığı zaman zeytinyağıyla beraber inciri tükettiği zaman yine kabızlığı çözülüyor. Bu anlamda yine bize en çok yardımcı olan kabızlıkla ilgili kuru meyve kayısı. 4 tane kayısıyı küçük küçük doğruyoruz. Yine kabızlık yaşayanlar düzenli o dönemde kayısı tüketmesine yarar var. Dediğim gibi yine kabızlığı biraz daha ileri düzeydeyse 4 tane kayısı küçük küçük zeytinyağının içine doğruyoruz. Sabah aç karnına zeytinyağının içinde yatmış bulunan kayısıyla beraber tükettiğimiz zaman zeytinyağıyla beraber yine kabızlığımızı çözüyor. 6. çözümümüz hurma. 6 tane hurmayı direkt olarak tükettiğimiz zaman yine bizim kabızlığımıza yardımcı olur. Ve özellikle kabızlığımız ileri düzeydeyse bu 6 hurmayı çekirdeğini çıkarıyoruz. Küçük küçük 4'e bölüyoruz. Zeytinyağının içine koyuyoruz. Bir gece bekletip sabah zeytinyağlı hurmayı yediğimiz zaman yine bizim kabızlığımız çözülüyor. Özellikle 8 tane kuru erik yediğimiz zaman siyah kuru erik bizim kabızlığımızı çözüyor. Yine aynı diğerleri gibi sorunumuz ileri düzeyde ise yine doğrayıp zeytinyağının içine doğrayıp tekrar yediğimiz zaman kabızlığımız kalkıyor. Ve kiraz mevsiminde kabızlık yaşamanız durumunda özellikle 1 kilogram kirazı tükettiğiniz zaman potasyum yüksek. Bu yüksek potasyum özellikle bağırsaklara büyük bir hareket vermekte, müsil etkisi oluşturmakta ve kabızlığımız çözülmektedir. Ve özellikle 9. sırada yoğurtla beraber yulaf. Yulafla yoğurt karıştırıldığı zaman yulaf beraber şişiyor ve bağırsakların
hareketini artırarak yine kabızlığımız çok kolay çözümleniyor. Özellikle çözüm olarak bitki çaylarını da söylüyorum. Bu anlamda 10. sırada papatya çayı. Bir tatlı kaşığı papatya çiçeğini kaynamış bir bardak suyun içine koyuyoruz. Sabah akşam içtiğimiz zaman yine papatyanın fitokimyasalları kabızlığımızı çözüyor. Bu anlamda başka bir çayımız da rezene çayı. Özellikle bir tatlı kaşığı rezeneyi kaynamış suyun içine koyup 5 dakika bekletip içtiğimiz zaman süzüp yine bu rezeneli çayı da bizim bağırsaklarımızı rahatlatıyor. Ve kimyon. Kimyon da bu anlamda gerçekten bir tatlı kaşığı kaynamış suyun içine koyuyoruz ve içerdiği timolle beraber bizim bağırsaklarımıza yardımcı olan harika bir çay. Ve bilimsel yayınlara baktığım zaman özellikle biberiye ve ısırgan çayı da bizim özellikle kabızlığımızı çözmekte. Peki ot adamı bize özellikle meyve olarak neler söyleyebilirsin derseniz elma. Kabızlık yaşayan kişiler düzenli günde yarım ya da bir elmayı tükettiği zaman ya da taze armut tükettiği zaman büyük düzeyde kabızlığı yaşamadıklarını görecekler. Uzun süre kabızlık yaşamak güzel değil. Çünkü uzun süre kabızlık yaşandığı zaman özellikle bilimsel ilginç bir araştırma var. O kişilerin daha fazla stresli olduğu ile ilgili de kayıtlar var. Bu da son derece ilginç. Peki Hipokrat ne der bilin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Bildirimlerinizi açın. Harika videolar, bilimsel videolar sizi bulacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.